Yeni bir yaz sohbetine hoş geldiniz. Yine tabii ki de kahvemi aldım. Sizinle sohbet etmek için kameranın karşısına geldim. Çok fazla aslında konuşacağım şey var. Çünkü son bir haftadır bir sürü farklı deneyimler yaşadım. Yaşadığım bütün farklı deneyimler böyle bana bir ifade etme ihtiyacı olarak geri döndü. Geçen hafta iki tane daha önce hiç deneyimlemediğim şey denedim ki artık hani o kadar uzun süredir o kadar farklı şeyler denedim ki bu ikisini böyle baştan yeniden hiçbir şey bilmeden denemek çok hoşuma gitti. Bunlardan bir tanesi Watsu oldu. Bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu ama Watsu neymiş biliyor musunuz? Bir havuzdasın, sırt üstü yatıyorsun ve ayaklarına, bileklerine bir ağırlık gibi bir şey konuyor. Ağırlık değil de seni suyun yüzeyinde tutması için. Daha sonra başına da konuyor ve sen suyun üzerinde sırt üstü böyle yatıyorsun. Daha sonrasında o havuz seansı boyunca hoca seninle bir dans yapıyor. Böyle seni ileriye itiyor, geri çekiyor, işte döndürüyor, sarılıyor. Köfte geldi. Ay Simba geldi bir şey söyleyeceğim. Abimin köpeğiyle. Köfte buradalar ve balkona çıkmışlar şu anda. Benim hiç haberim yok. Kapıyı kapattım video çekeyim diye. Bu arada bensiz de hareket etmiyorlar. Sürekli dibimdeler ve iki tane bit aşırı inanılmaz güzel bir enerjileri var. Şu an onları şuraya geldiklerinde fotoğrafını çekip şuraya koyacağım ve görün benim manzaramın ne olduğunu. Neyse bir dans gibi. İki kişi arasında bir bedensel dans. O belli hareketler yaptırıyor sana. Sen kendin bir harekete ihtiyaç duyarsan ya da o anda bir şey yapmak içinden gelirse onları yapıyor. Daha sonrasında çıktığımda karşılıklı böyle bir sohbet ettik ve Banu Hanım'ın benim hakkında söyledikleri ve bir seanstan bunları söylemesi gerçekten bana inanılmaz geldi. Hatta hani seans içerisinde böyle aralarda düşündüğüm olmuştu. Hani bu şimdi ne işe yarıyor? Tam anlamadım ben falan diye. Ama çıkışta öyle şeyler söyledi ki hani ben böyle ne? Bunu nasıl biliyorsunuz? Diğer denediğim şey de enema. Bağırsağın temizlenmesi bir sürü farklı enerji boyutunda açılmalara neden oluyor. Onunla yaptığımız çalışmada da önce böyle kristallerle sırtımda belli noktalardan geçti. Ve çok enteresandır ki ben ona söylemeden kendi kendine benim ağrıyan noktalarımda diyor ki buranda ağrı var. Benim iki tane ana ağrı olan noktam var. İkisinde de buranda ağrı var dedi ve ben hiçbir şey söylemeden ve ben böyleyim. Evet oramda ağrı var. Tabii ki de hani bu tarz çalışmaların böyle hemen etkileri olacak ya da bir seans hayatını değiştiriyor gibi düşünmüyorum. Hatta şunu söylemek istiyorum. Ben genel olarak bütün bu tarz çalışmalara karşı iki farklı bakış açım var. Bu arada gerçekten çok şey denedim. Yani uzun süreler psikoterapi aldım ki psikoterapi de kendi içerisinde bir sürü dallara ayrılıyor. Benim aldığım bir terapi var. Şimdi yeni başka bir psikanalitik terapiye başlayacağım. Onun için de çok meraklıyım. Kim bilir neler neler keşfedeceğim onu ama onun dışında meditasyon denedim, reiki denedim, enerji çalışmaları denedim, nefes denedim, teta healing denedim. İşte enerjicilere gittim, onlarla çalışmalar yaptım. Yani aklınıza gelemeyecek kadar bir sürü farklı boyutta bir sürü şey denedim. Ve bence iki şey çok önemli. Bir tanesi bütüncül yaklaşım. Ben hiçbirine diğerinden daha fanatik değilim. Ha, şunu diyebilirim. Benim için, benim hayatımda psikoterapi ön planda ve her zaman da devam etmesi gereken bir süreç. Her zaman düzenli olmasa bile ara ara insan hep gelişiyor, hep değişiyor ve hep bir şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla hep bir terapiye başvurma ve gelişim bence söz konusu olmalı. Ama bunun yanı sıra diğer bütün bu iyileştirici dediğimiz şeyler, bütünsel yaşam adı altında olan farklı çalışmaların hepsinden yararlanabiliriz ve ben hepsinden yararlanıyorum da. Kimisi çok daha fanatik boyutlarda oluyor. İşte bir tanesi kesin budur, işte diğerleri kötü ya da şu şudur, diğerlerin hepsi çok kötü diye. Ben pek öyle düşünmüyorum. Hatta bence bir konuda çok fanatiksen diğer tarafta bakmak istemediğin bir şey vardır kendinle ilgili diye düşünüyorum. Bir tanesi bu böyle bütüncül yaşamın önemli olduğuna inanıyorum. İkincisi de yine de bütün bunların içerisinde dengede olmaya çok inanıyorum. Çünkü dengede olmak dediğim de şu mesela. Genelde buna daha derinlerin birazdan açıklarım. Ama genelde bir şeye başladığımızda
ya da bu tarz iyileşme çalışmalarına başladığımız zaman ya çok kötü bir dönemde oluyoruz ya sağlık problemleri yaşıyor oluyoruz. Ve böyle dönemlerde bir şey bize iyi geldiği zaman onda fanatikleşmeye çok meyilli oluyoruz. Ve o yolun böyle çok sonlarına kadar gidebiliyoruz. Ve bence bizi hasta eden şey ister ruhen olsun ister fiziksel olsun ki zaten bence fiziksel hastaların arkasında da ruhen olan sorunlar var. Hangisi olursa olsun zaten bizi o noktaya getiren hayat şeklimiz ne kadar bir uçsa o bizi iyi gelen şey konusunda çok fazla ilerleyip böyle oranın ekstremlerine gitmek de bir uç. O yüzden bence bu olaylarda denge çok önemli. Hepsinden yararlanabilmek ama bu yaşamın içerisinde kalırken, yaşadığımız hayatın içerisinde kalabilirken ve hayatın belli zorlukları olduğunu da kabul ederek yürümeye devam ederken bütün diğer terapilerden yardım almak. Yoksa pozitiflik mesela, bu konuya da biraz değinmek istiyorum. Mesela pozitiflik bence aşırı seviyelere çok çok toksik bir şey ve genelde kişisel gelişimin verdiği vaat de budur. İşte her şeyin çok güzel olması, her şeyin çok pozitif olması. Çok fazla pozitif olmak bence hayattan bir kaçıştır. Büyük ihtimalle endişe duymaya ya da öfke duymaya, kendini yeterince güçlü hissetmiyorsun. Bu duyguları yaşamaktan öyle korkuyorsun ki sadece pozitiflikte kalıyorsun. Aslında orada bir baskılanmışlık var günün sonunda. Fakat tabii ki de pozitifliğin hayatımıza çok çok faydalı etkileri var. Bunu tartışmam bile. Ve bir zihnin pozitifi görmeye eğitilmesi ki bunlardan bir tanesi de meditasyondur. Biz zihnimizi ne kadar pozitifi görmeye eğitirsek o kadar günlük hayatımızın içerisinde pozitifi görerek orada kalabiliriz. Ama bu diğer bütün duygularımızın reddedilmesi değildir. Dolayısıyla mesela eğer aşırı pozitiflikteyseniz ki benim de hayatımda böyle bir dönem oldu. Orada bence maskelenmiş bir depresyon oluyor. Ve çoğu duyguyu yaşamaktan kaçıyorsun ama yaşamaktan kaçtığını bile fark etmek istemediğin için konu hakkında hiçbir fikrin olmuyor ve böyle hani pozitifte devam ediyorsun. Daha demin dedim ya bu tarz arayışların ve terapilerin içine giriyorsanız, bir çaresizlik hissediyorsanız genelde işte fiziksel bir problem olabiliyor ya da mental bir problem olabiliyor ve insan hani kendine bir çare arıyor. Ve genelde ben şöyle düşünüyorum. Biz zannediyoruz ki hani yara var o yüzden bir şeyler yanlış. Bence tam tersi. Bir şeyler yanlıştı zaten hayatımızda. Ve onun bir sonucu ve göstergesi olarak o yara ortaya çıktı. Yani bizim iyileştirmemiz gereken o yara değil, yaranın arkasındaki bütün yanlış giden şeyler. Ve bu noktada da Abraham Maslow'un bu ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi bence çok güzel. Bir piramit düşünün. Hatta buraya fotoğrafını da koyarım. Bir insanın gelişiminde farklı şeylerin rol aldığını söylüyor. Bunlardan birincisi bizim yemeğimiz, suyumuz, kalacak bir yerimizin olması vesaire. İkincisi güvenlik, yani sağlığımızın olması ya da bir para kazanabileceğimiz işimizin olması, güvenliğimizin bir şekilde sağlanabilmesi. İşte üçüncüsü sevgi, özgüvenlik ve sonuncusu da öz farkındalık olarak ilerliyordu. Hatta hani buna göre de şunu diyor, o öz farkındalık seviyesinin en yukarıdaki nokta artık piramidin kişinin anlamlı bir hayat yaşamaya başladığı, sadece kendini düşünmediği, başkalarına da fayda sağlayabildiği bir hayat yaşayabildiği kendine farkındalık sürecidir diyor. Ama ben bunun ilk iki aşamasından bahsetmek istiyorum. Bu ilk iki aşamada işte bizim sağlığımız, yani o temeller tehlikede olduğu zaman bu tarz arayışların içine çok giriyoruz. Bu tarz arayışlara girdiğimizde de, ki girmemiz de gerekiyor. Yani ben bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılma olmasın ama girdiğimiz zaman da o kadar oradaki bazı şeylere tutunuyoruz ki bizi hasta eden şeyin zıttındaki şeye tutunup başka bir yöne doğru gidiyoruz. Geçen hafta zeytin ağacını izliyordum. Hatta onu böyle Instagram'a koydum. Herkes de bana dedi ki hani senin bu dizi hakkındaki fikrini çok çok merak ediyorum. İşte bir videoda konuşur musun? Ben de bu videoda da biraz konuşmak istiyorum. Çok güzeldi. Hatta bütün karakterleri böyle farklı farklı ele alalım bile istiyorum. Bu arada mesela benim kanalımı da genelde böyle kötü bir dönemden geçenler ya izlemeye başlar ve devam eder. Ya da böyle kimileri de şunu söylüyor. Seni işte zorda kaldığım zamanlarda izlemeyi tercih ediyorum. Bence işte o zorda kalmaya gelmeden önce bütünsel sağlık çok önemli. Oraya gelmeden önce bir şeyleri değiştirmek
ve hayatımızı daha başka bir yerden yaşayabilmek mümkün. Bu aile dizimi ile ilgili olan işte Zeytin Ağacı'nda da aslında kitabı da okumuştum seninle başlama diye. Daha doğrusu son bir kısım kalmıştı yani hepsini bitirmemiştim. Ama orada epigenetik kavramından bahsediyor. Epigenetik kavramı da aslında şu demek, DNA diziminde bir değişiklik olmadan genin ifadesinde bir değişikliğin olması ve bunu da aile dizimi şöyle yorumluyor. Bu jenerasyonlar boyunca bize yansıyor, hayatımıza yansıyor diye. Ben her zaman bu arada epigenetik kavramını çok doğru bulduğum ve çok katıldığım bir kavram ama aile diziminde ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey, birkaç kez katıldım. Öncelikle hani hiç bilmiyorsanız, gerçi diziyi izlemediyseniz eğer bu noktadan sonrasını belki birazcık izlemeyebilirsiniz. Çünkü çok fazla spoiler vereceğim. Ama aile diziminde işte bir yuvarlak oluyorsun ve o yuvarlakta belli kişileri seni canlandırması için seçiyorsun. Senin hayatındaki kişileri ya da hayatındaki hisleri, olayları her neyse eğitmen sana yardımcı oluyor bu konuda. Ve daha sonrasında onlar o yuvarlağın çemberin ortasında duruyorlar ve aslında senin ne hissettiğini ya da işte atalarının ne hissettiğini orada bir kolektif bilinç akışıyla onlara geldiği ve hissettikleri söyleniyor. Ve böylece ortada bir çözüm olabiliyor. Yani bir çözülüş oluyor. Sen kendine ilgili bir şeyleri görüyorsun. Benim daha önce gittiklerimde ben çok enteresan şeyler yaşadım ama şöyle. Ben kendim yaşamadım. Kendi dizilimimde benim, yani ben oturuyorum başkaları beni yapıyorken, bence hani hiçbir şey olmadı ve iki kez gittim, hatta üç kez gittim. Üçünde de bir şey olmadı ama ben başkalarını için oynarken, yani ben başkaları için ortadayken gerçekten bir şeyler hissettim ve hissettiklerimin doğru olduğunu söyledi çalışmayı yapan kişi. Ve çok enteresandı bence, yani değişik bir deneyimdi. Ben ne alaka onları hissettim. Hani o yüzden tam açıklayamıyorum. Başkalarının çok böyle büyük farkındalıklar yaşadıklarını gördüm. Deli gibi ağlama krizleri, gülme krizleri. Tam olarak açıklayamadığım, inanıyor muyum, inanmıyor muyum tam olarak bilmediğim de bir konu. Fakat hani her zaman hani hepsine açığım ve farklı şeylerden farklı yardımlar almak gerektiğine inanıyorum. O yüzden hani hayatımızın farklı döneminde farklı şeyler de bizim işimize yarıyor olabiliyor. Asıl inancım daha çok şu yönde. Mesela gerçekten işte atalarımızda benim annemin annesinin annesinin annesi, büyük 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 anneannem diyelim ki haksızlığa uğramıştır. O haksızlığa uğradığı zaman hayatını sürekli ya kendini koruyarak geçirmiştir ya da işte çocuğuna her zaman işte bak haksızlığa uğrama, kendini ifade et ya da hep suçlu psikolojisiyle geçirmiştir ya da hep baskılanmıştır vesaire. Ve bunun sonunda çocuğunu o şekilde yetiştirmiştir. Sonra onun çocuğu kendi çocuğunu ona göre yetiştirmiştir. Onun çocuğu onu öyle yetiştire 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 aslında hepimiz kendi bütün ailemizden ve atalarımızdan psikolojik detaylar bence içeriyoruz. Yani mesela benim anneannem böyle daha her şeyi kontrol eden bir kadındır. Annem salar, hiçbir şeyi kontrol etmez, çok rahat bir kafası vardır. Ben de böyle kontrolcü bir tipimdir. Çünkü işte şöyle düşünüyorum, hani annem daha rahat oldu, annesi öyleydi diye. Benim annem daha rahat diye de ben daha kontrolcü oldum. Yani bu şekilde hepimiz birbirimize bağlıyız bence jenerasyonlar boyunca. Biraz karakterlerden bahsedersek, Sevgi karakteri var. Bir kanser hastası. Ve en yakın arkadaşı bir cerrah olduğu için ona çok iyi bir şekilde bakıyor. Ve bütün gereken tıbbi şeyleri yapıyor. Fakat buna rağmen değerleri nüksetmeye devam ediyor. Ve daha sonrasında aile dizimini duyuyor. Ve bir adaya gidiyor ve aile dizimi yapıyor. Aile dizimi sırasında da aslında şunu biz görüyoruz. Kendisi çocukluğunda babasıyla bir gün Luna Park'tayken babası kendi gözleri önünde bıçaklanıyor sanırım ve ölüyor. Ve babası öldüğü zaman da karaciğerinden bıçaklanıyor ve Sevgi karaciğer hastası ve başında ağlarken annesi gelip babasına ağıt yakmak yerine Sevgi'nin sırtında oluyor. Yani annesi bütün hayatı boyunca Sevgi'nin omuzlarında bir yük oluyor. Ve Sevgi hiçbir zaman babasını bırakamıyor. Babasının ölümü için kendini suçlu hissediyor. Ve dolayısıyla avukat oluyor. Suçlulara karşı savaşmak hakkını arayabilmek için. Ve dolayısıyla aynı zamanda karaciğer kanseri oluyor. Şimdi gerçekten de psikoloji böyle bir şey. Hayatlarımız
seçtiğimiz meslek dahi, sahip olduğumuz bazı bizim dediğimiz özellikler dahi geçmişimizden bize gelen izler olabiliyorlar. Sevginin bence her şeyi bırakıp adaya taşınması, bu arada hani tabii ki de hastalığın ilk evrelerinde ve iyileşme sürecinde bunlar gerekli. Fakat daha sonrasında hani bunun hayatı bırakıp o tarafa geçme ve hatta tıbbi ilaçlarını bırakması noktasına gelmesi bir uç. Biz eğer ki bir beden, bir beyin ve bir ruhtan oluşuyorsak bence hepsini kavrayıcı şeyleri yapıyor olmamız gerekiyor. Eğer bir konuda hastaysak ya da genel olarak hayatımızın içerisinde. Sevginin ilaçlarını bırakması, şimdi bir bedenimiz var ve bu bedende bir hastalık var ve bunu iyileştirecek bir ilaçlar sağlanıyorsa bize, şu anda modern tıp bunu bize sağlıyorsa, bunu almaya devam etmek bence önemli bir nokta. 2. Ruh boyutu, ruhsal boyutlar. Ben enerjiye de çok inanıyorum. Enerji seviyesinde belli açılımların yaşanması gerektiğine de inanıyorum. Ama artı psikolojik olarak da belli şeylerin nedenleri bulmak, bunları değiştirmek için adımlar atmak çok önemli ki adım atmak Zeytin Ağacı filminde, dizisinde çok kez vurgulanıyor. Bir diğeri de beyin. Beynimiz, biz zihnimize ne alırsak, biz psikolojimizde ne varsa ona göre şekilleniyor gerçekten fiziksel olarak. Ve beynimizi biz değiştirebildiğimizde gerçekten o beyin, vücudumuzu hasta eden beyin, vücudumuzu iyileştirebiliyor. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşım bence bu noktada çok önemli. O yüzden mesela Sevgi'nin bence ilaçlarını almaya devam ediyor olması gerekiyordu diğer çalışmaları yapmaya devam ederken. En sonunda onun annesinden de konuşmak istiyorum. Annesi bence çok enteresan bir karakter. Ve mesela bence terapilerin amacı bir noktada da şu olmalı. Kişinin günlük hayatta kendi kendini destekleyen birisi olabilmesini ve gerçek kişiliğinin ortaya çıkarak sağlam bir özgüven oluşturulabilmesini sağlamak. Yani günün sonunda terapiye tabii ki de hayatımız boyunca ihtiyacımız olacak. Bu başka bir şey. Hep gelişeceğiz, hep değişeceğiz. Ama terapinin amacı da bireyi kendi kendine destekleyecek hale getirebilmek. Sevgi diyor ki değerlerim iyiye gidiyor, tamam iyi güzel ama işte hala içimde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorum. Zaten o içindeki eksik nokta orada var olduğu için kanser hücresi bedende bir yer bulabildi. O yüzden o eksik yerin doldurulması çok önemli ki kanser tekrardan bir yer bulamasın ya da hastalık tekrardan bir yer bulamasın. Bu noktada bu tarz çalışmaların yanında psikoterapi de çok önemli çünkü oradaki boşluk ne? Düzenli bir şekilde işte belki bu tarz vakalarda haftada 2, haftada 3 bir şekilde konuşarak ne olduğunun bulunması, biri tarafından yönlendirilerek o boşluğun anlamlandırılması ve ne olduğunu çözerek bir şekilde onu değiştirilmeye çalışılması, buna yönelik adımlar atılabilmesi bence çok önemli. Bu arada ben Sevgi'nin iletişim dilini de çok beğendim. Mesela annesiyle kavga ettiğinde böyle annesine kızmak bağırmak yerine hemen böyle çok gerçekten sevgi dolu bir noktadan konuşuyor. Ve bence adı da çok anlamlı. Sevgi. Biz aşırı sevgi dolu olduğumuzda, yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki de sevgi çok güzel bir özellik ve sevgi bence insanı yaşatan, asıl hayatın böyle amacı olan bir duygu. Fakat aşırı sevgi dolu olduğumuzda ve bununla beraber toksik bir saflık ve toksik bir pozitiflik geldiği zaman bu bizi hasta ediyor. Çünkü aşırı sevgi dolu olan kişiler başkalarına sesini çıkartamazlar, haksızlığa uğradıklarında konuşamazlar vesaire gibi bir sürü farklı özellikleri olabilir. Genelde şimdi herkesi anlamak başka bir şeydir. Herkesin davranışlarının arkasında bir anlam olabilir ama her şeyin bir bahanesi olamaz. Dolayısıyla her şey, her dakika, her durumda böyle sevgiyle karşılanamayabilir. Ve bir biz insan olduğumuz için bazı durumlar vardır ki öfke çıkartır ama aşırı sevgi dolu olan insanlar işte bu öfkeyi yaşayamayabilirler. Bunların hepsi de günün sonunda işte hastalıklara gidiyor. Ada var, diğer bir karakter. Onu da birazcık konuşalım. O da çok enteresan bir karakter. Biraz kahveciyim. Ay, siz de görün. Ada çok böyle mantıklı hareket eden bir cerrah.
klasik bir tıp insanı. Hepimizin hayatında böyle insanlar vardır. Bu tarz anlattığımız konulara, bu tarz çalışmalara ya saçmalama ya, işte saçma sapan şeylerle ilgilenme, yeter artık bilmem ne diyen benim hayatımda dolu. Mesela aday içinde dizi ilerledikçe görüyoruz neden bu kadar matematiksel olduğunu, neden bu kadar duygularını yaşamaktan korktuğunu, neden bu kadar kendini bir alan dışında hiçbir şeye açmadığını. Bir kez zaten babası kanser hastasıymış. Bundan dolayı doktor olmak istiyor. Onun dışında bir ilişki yaşamış, işte adam bunu bir anda terk edip Hollanda'ya gitmiş ve o sırada kadın hamileymiş, çocuğu aldırmış vesaire. Ve bütün bunlarla beraber hani tamamen mantığıyla ilerleyen bir kadına dönüşüyor. Bunun şu noktası da çok enteresan, beraber olduğu o adamda daha sonradan karşılaştığı Murat Boz. O da mesela güçlü bir kadının karşısında kendini yetersiz hissediyor. Bu da çok garip. Çünkü kadın olarak inançlarımızdan bir tanesi güçlü bir kadın olursam başkalarını korkutabilirim. Erkekler acaba o yüzden mi gelmiyor? Mesela böyle bir inancımız da var. Ben bunu çok duyuyorum etrafımdan. Ya da bir başka inançla güçlü bir kadın olmalıyım ve kimseye ihtiyaç duymamalıyım. Ya kimseye ihtiyaç duymayan kim var Allah aşkına? Hepimiz birbirimize ihtiyaç duyuyoruz ve yakınlarımıza ihtiyaç duymalıyız. Ben yakınlarım bana ihtiyaç duyduğunda mutlu oluyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Ve aynı şekilde onlara ihtiyaç duyduğumda da hiç çekinmeden paylaşıyorum. Onlar yakınlar adı üstünde. En yakın yani can, can, canın içi. Hani onlara ihtiyaç duyabiliriz. Ve zaten bağlar bu şekilde oluşur. Kendini bıraktığında, sevmeye izin verdiğinde, güvenmeye izin verdiğinde. Evet bir şeyler kalbin kırılabilir, bir şeyler yıkılabilir ama o gün geldiğinde gene işte sen senin varlığını karşındaki oluşturmadığı için gene ölmezsin. Ama varlığını karşındakinin oluşturduğu noktalara gittiğin zaman ölürsün. O noktalarda hastalıklar işte çok nüksetmeye başlar. Neyse, adaya dönelim. Adada mesela şu çok enteresandı bence. Seda Bakan'la bir kavga yapıyor, yaşıyor. Leyla'yla, adı Leyla. Ve Leyla çok daha böyle kocasına kendini adamış bir karakter. Kocası için işte okulunu bırakmış, eğitimini bırakmış, her şeyini bırakmış, ailesine küsmüş. Tamamen böyle hani kocam da kocam bir tip. Ve bu kavgayı yaşadıklarında, işte büyük kavga ediyorlar iki kız arkadaş. Ondan sonra da barışıyorlar ve barışırlarken şu konuşma geçiyor. Diyor ki Ada, ben seni içten içe hep kıskandım diyor. Senin birini böyle güzel sevebilmeni, kendini bırakabilmeni. Ben mesela bunu çok iyi anladım. Çok böyle hissettim hani adının ne hissettiğini. Ve şunu da söyleyeceğim, mesela orada büyük bir kavga oluyor. Çünkü tamamen hani hepimizin kendimizi koruma mekanizmaları var. Ve bakmak istemediğimiz yerlerde bizim için çok önemli şeyler oluyor. Bakmak istemiyoruz, onu kavga olarak yansıtıyoruz. Çat çut cevapları yapıştırıyoruz. Sonra kendi kendimize kaldığımızda neyin ne olduğunu biliyoruz ama. Orada da işte hani adada en büyük eksik olan şey açığa çıkıyor. Benim bir arkadaşım var mesela. İşte evlendi, çocuk yaptı, çalışmıyor. Ve ben ona böyle baktığımda huzur doluyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve diyorum ki ya bu kız bunu nasıl yaptı diyorum. Yani ben sürekli böyle bir hani çalışmam lazım. Hep bir şekilde benim işte sürekli para kazanmam lazım. İşte tamamen kendimi bir tarafa adayamam falan böyle kafalarda dolaşıyorum. Ve bu biraz değiştirmeye de çalıştığım bir şey. Ve evet hani çalışmam çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Bunlar da başka bir nokta ama orayı böyle aşırı huzurlu ve tatlı görüyorsam orada benim bu hayatıma enkorpore edebileceğim bir duygu var büyük ihtimalle, bir şey var. Sonra Seda Bakan'a gelelim, Leyla'ya. Leyla da dediğim gibi işte kendini böyle tamamen adamış birisi. Sevgiyle Leyla'nın bir konuşması var hastanede. Leyla Sevgi'ye diyor ki ya hani bir bırak kendini, sevmek öyle kolay olan bir şey değil. Sevmek için işte kendini adaman, her şeyi yapman gerekiyor. Ve bununla ilgili böyle bir nutuk çekiyor. İşte sen de işte kendini Fiko'ya, sevginin hayatındaki kişiye ona bırak diyor. Sevgi de böyle bir anda oradan evet Fiko'yla olabilir, aşık olayım falan gibi düşünüyor. Mesela burada da şu, katılıyorum, ilişkiler bir anda olmuyor ve artık günümüzde hepimiz şöyle ilişkilerin içerisindeyiz. Aa bu olmadı, şunun şusu hoşuma gitmedi. Bırak başkasına bakayım, şuna bakayım, buna bakayım. Böyle garip bir sevgi ilişkilerinin, romantik ilişkilerin içine girdiğimiz bir dönemdeyiz. Tüketim toplumu olduğumuz için ilişkileri ve insanları da tüketiyoruz. Buna katılıyorum. Emek istiyor ve birini gerçekten hani hayatımıza alıp onunla olmak. Her şeyimizde evet yatırım yapabilmek gerekiyor. Fakat
burada bence çok sağlıksız bir ilişkiden Sevgi gaz alıyor ve birini buluyor. Mesela Leyla ile kocasının ilişkisinde Leyla nerede, ben onu göremedim. Çünkü okulunu bırakmış, adam ne isterse yapıyor, adamın yörüngesinde dönüyor. Adam bir birey, Leyla onun etrafında dönen bireyin bir uzantısı gibi. İki bireyin bir ilişkisi yok daha çok. Dolayısıyla sağlıklı bir ilişki diye görülmüyor. Çünkü hatta bir ilişki görülmüyor ortada. Çünkü iki kişi yok. Yani bir kişi var, diğeri onun bir uzantısı olmuş hale gelmiş. Son olarak da Muko karakterine birazcık konuşmak istiyorum. Bir anne, çocuğunun iyiliğini isteyen fakat hep dediğim gibi bilinçsiz iyilik, iyilik değildir. Hatta çoğu zaman kötülük olabiliyor. Dolayısıyla çocuğuna kötülük yapan bir anne. Ve evet, kızının iyiliğini istiyor ama kızının o en başta eşi öldüğü zaman eşine sarılmak yerine kızına sarılan ve sırtında yük olan o yük olmayı hiçbir zaman bırakmak istemiyor. Daha doğrusu farkında değil. Kızıyla evli, kızından ayrılmak istemiyor. Dolayısıyla kızının bir başkasıyla evlenmesini istemiyor. Bir başkasıyla evleneceği ve mutlu olacağı zaman bunu desteklemek yerine bir anda bozuluyor, trip atıyor. Ve ben şunu çok manidar buldum. Kızının evlenmesini kabul ediyor. Fakat kızının evlendiği gece, yani kendinden uzaklaştığı gece, bavuluna bir not koyuyor. Evliliğin gecesinde eve gittiğinde okuması için. Kadın o notu okuyor. Bir aile sırrı, işte babasıyla ilgili. Ve bir anda yere yığılıyor. Ve daha sonra Sevgi'yi hastanede görüyoruz. Değerleri nüksetmiş. Bu da bence çok anlamlı. Kızı kendinden uzaklaştığı gün tekrardan kendine muhtaç olsun. Tekrardan ondan gidemesin, yalnız kalmasın diye o günü mü seçiyor mesela? Söyleyebileceği binlerce gün varken, söyleyebileceği bir sürü an bugüne kadar olmuşken tam olarak kızının gittiği günü mü seçiyor? Bu da bence çok enteresandı. Ama genel olarak bütün böyle bu dizide benim gördüğüm iki şey oldu. Bunlardan bir tanesi sandığımız özelliklerimiz bile geçmişimizin yansıması. İkincisi de Farklı Sen, Farklı Kader yazar. Kitabımda hep bahsediyorum. Biz değiştiğimizde hayatımız da değişiyor. Biz değişebildiğimizde başka yönlere gidebiliyoruz. Ada en son Hollanda'ya gitmeye karar veriyor. Bu arada şu da çok önemli. Hayat bizim önümüze hep değişimde engeller çıkartacak. Mesela Sevgi evleniyor, ailesinden ayrılıyor. Annesinden hayatında ilk defa boşanıyor. Ve o akşam önüne bir engel çıkıyor. Ve tekrardan hastalığı nüksediyor. İlk engel. Hemen. Adının tarafında Hollanda'ya gitmeye karar veriyor. Her şeyi değiştirecek, sonunda cesaret etti. Ama engeller çıkar. Ama engelleri tanıyıp aşmak senin elinde. Hemen bu sefer Sevgi için kalmam gerekiyor diyor ve kalıyor. Tamam, Sevgi için kalması gerekiyor olabilir. Ama mesela der ki seninle Hollanda'ya geleyim. İşte biraz yerleşeyim. Ama bir süre Sevgi için burada olayım, gelip gideyim. Yani engeller çıkacak, engellere göre kendimizi ayarlamak ve hayatımızı değiştirmeye kararlı olmak bambaşka bir şey. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Siz bu dizi hakkında neler düşündünüz ya da bütün anlattığım her şey hakkında ne düşündünüz? Yudum daha kahve içeyim ve daha sonra Simboş'umun ve Köftoş'umun yanına gideyim. Yağmur bulutu mu o? Bak, yükselirim yağmur yağacaksa. Dün annemle alışverişe çıktık, anneme diyorum ki anne bak, birazcık hava hani kapadı gibi duruyor. Eğer hava kaparsa ben direkt eve gidip kahvemi yapıp kitap okuyacağım, ona göre satarım diyorum. Annem de gülüyor. Neyse, yağmadı, gezdik onunla. Bir iki çeyizlik bir şeyler baktık, tabak çanak falan almadık. Şimdi ben Karacuma'yı bekleyeceğim. Onda indirime giriyormuş. Hiçbir acelem de yok nasıl olsa. Onları bekleyeceğim. Ama çok güzel böyle dişi enerjisi yüksek aktiviteler. Bunlar hoşuma gidiyor o yüzden. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come.